Protesto gösterileri böyle. Amerika'da seçimlere de yaklaşık 100 gün kaldı. Adaylar Trump ve Biden arasında yarış gitgide kızışırken ABD sokaklarındaki işte bu hareketlilikle dikkat çekiyor. Ülkede polisin güç kullanımı tartışılıyor. Bu konuları konuşacağız. Ali Çınar bizi bekliyor. Ali Çınar, günaydın. Önce sokaktaki durumla başlayalım. Nedir protestolarda son durum? Günaydın Duygu Hanım, iyi yayınlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabiri caizse kaos devam ediyor. Bilhassa Amerika'nın batı tarafında Portland ve Seattle şehirlerinde hafta sonu çok ciddi çatışmalar yaşandı. Seattle'da 47 kişi tutuklandı ve 59 tane polis de yaralandı. Çatışmalarda protestocuların polise taş olmak üzere birçok malzeme attığını üzerlerine görülüyor. Ayrıca kamu mallarına zarar verdikleri de belirtiliyor. O nedenle Başkan Trump yerel yönetim valilerine çağrıda bulunarak şehirlere it asayişi sağlayın mesajlarını veriyor. Zira Başkan Trump geçen haftada federal kolluk güçlerini bazı şehirlere yollayarak daha da tepki çekmişti. Bilhassa Portland eyalet valisi ve belediye başkanı Başkan Trump'ın dışarıdan federal güçleri yollamasından dolayı yasal olmadığını belirtiyorlar. Bunu sadece batı yakasında değil, Kentucky'de, New York eyaletlerinde de suç oranlarının arttığını görüyoruz. Yani genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu protestoların bu hafta içinde de devam etmesi bekleniyor. Federal yönetimle yerel yönetimler arasında çok ciddi kimin asayişi sağlayacağı konusunda da ciddi tartışmalar var şu anda. Evet Ali Çınar, protestolar böyle. Bir de tabii 100 gün kaldı artık seçimlere. Başkanlık yarışı kızışıyor. Biden 3 eyalette önde. Arizona'da, Florida'da ve Michigan'da bu gelişme var. Biden'ın önde olması. Bir de Trump Biden'a en son çok ağır sözler söyledi. Liderlik etmeye uygun değil, bir test yaptırsın dedi. Ve bir de bildiğim kadarıyla en son Obama'yla Biden'ı yan yana gelip Trump hakkında konuşmuşlardı. Bunlar da konuşuluyor bir yandan Amerika'da. Ne söyleyeceksiniz seçim yarışı ile ilgili? 3 Kasım başkanlık seçimi aslında tam heyecanlı döneme girmiş durumda. Zira Demokrat Başkan adayı Biden ile Trump arasında da medya üzerinden çok ciddi atışmalar var. Bilhassa Başkan Trump Biden'ın evinden çıkmadığını ve ruhen ve beynen de aslında bir tedavi görmesi gerektiğini söyleyen açıklamaları yapmıştı. Ama anketlere baktığımız zaman neredeyse %99'u Biden'ın %3 ile %15 arasında önde olduğunu gösteriyor. Başkan Trump da buna verdiği yorum ise 2016'da bu anketlerin ne kadar yanlış olduğunu görmüştük mesajıydı. Ve Başkan Trump'la Joe Biden'la şu anda özel kampanya toplantıları yaparak para toplamaya çalışıyorlar. Şu anda meetingler yapılmıyor diyebilirim. Sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda çok istenilen düzeyde başarı sağlanamadı iki aday tarafından. Ama gördüğümüz Joe Biden'ın birçok kanatta ve şehirde, eyalette önde olduğu, hatta Trump'ın 2016'da kazandığı eyaletlerde bile anketlerde önde olduğu görülüyor. Bu da tabii Başkan Trump için tehlike çanlarını çalıyor ki iki hafta önce de kampanya müdürünü görevden alıp 78 doğumlu bir yeni kampanya müdürünü atamıştı. O nedenle şu anda gözler Trump'la Biden arasında yakın zamanda televizyon programlarındaki tartışma programlarına çevrilmiş durumda. Burada tabii ekonomik, COVID-19'la mücadele olmak üzere birçok konuda gündeme gelecek. Peki Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim. Amerika'nın gündemi bu şekilde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin